Semin Yan Dünyası adlı kanalımdan selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çay demlenene kadar sadece 3 yufkayla hazırlayabileceğiniz kolay tava böreği. İster sahura, ister kahvaltıya, isterseniz de akşam için hazırlayın. Su böreği lezzetinde nefis bir börek oluyor. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle sosunu hazırlıyorum. Sosu için karıştırma kabına 1 su bardağı ılık süt aldım. Yarım çay bardağı ılık su ekliyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurta kırıyorum. Yarım çay kaşığı da tuz ekleyip sosu iyice çırpalım. Sosla böreğimiz su böreği lezzetinde olacak. Sosu iyice çırptıktan sonra iç harcını hazırlıyorum. Harcı için biraz kaşar peyniri rendeledim. Biraz da lor peyniri kullanacağım. Size istediğiniz peynirle yapabilirsiniz. Bir tutam da maydanoz doğradım. Harcıma maydanozu da ekliyorum. Acı sevenler biraz da pul biber ekleyebilir. Harcımızı iyice karıştıralım. Dediğim gibi böreğim için 3 tane yufka kullanacağım. Öncelikle tavanın içini oda sıcaklığında biraz yumuşayan tereyağıyla iyice yağlıyorum. Tereyağı yerine sıvı yağla da yağlayabilirsiniz. Tabanını, kenarlarını iyice yağlayalım. İlk yufkayı bütün olarak tavanın üstüne yerleştiriyorum. Yufkanın kenarları yanlardan sarkacak şekilde yerleştirelim. Sostan yufkanın üzerine biraz dökelim. Yaklaşık 1,5 kepçe kadar döküyorum. Böreğimi sahur için hazırlıyorum. Yavaş yavaş sahur vakti geliyor. Duyduğunuz gibi davul eşliğinde böreğimi hazırlamaya devam ediyorum. İkinci yufkayı ortadan ikiye bölüyorum. Önce yarım yufkayı yerleştireceğim. Yerleştirirken tekrar ikiye bölüyorum. Yarım yarım tavanın içine yerleştirelim. Sostan tekrar döküyorum. Sosun çok olduğunu düşünmeyin. 3 tane yufkaya tam geliyor. Eğer yufkalarınız ve tavanız biraz küçükse sos miktarını azaltabilirsiniz. Hazırladığım iç harcın bir kısmını yufkanın üzerine döktüm. Şöyle bir yayıyorum. İkinci yufkanın diğer yarısını da bölerek üzerine yerleştireceğim. Yufkaları dışa sarkmayacak şekilde içe doğru buruşturarak yerleştiriyorum. Sostan tekrar üzerine dökelim. Harçtan tekrar döküyorum. İç harcını 3 kere de kullanacağım. O yüzden hazırladığınız iç harcını 3'e bölebilirsiniz. İç harcını kenarlarına da gelecek şekilde güzelce yayalım. Üçüncü yufkayı da aynı şekilde önce ikiye böldüm. Daha sonra tekrar bölerek üzerine yerleştirelim. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz çok kolay bir börek oluyor.
İster sahura, ister kahvaltıya, isterseniz de misafiriniz geleceğinde hemen hazırlayın. Yufkayı yerleştirdikten sonra sostan döküyorum ve son kez iç harcından koyuyorum. Son yufkayı da aynı şekilde yerleştirelim. Sahura, kahvaltıya, isterseniz de akşam için hazırlayın. Ani misafiriniz geleceğinde de böyle çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz kolay bir börek. Kalan sosu da üzerine gezdiriyorum. Dışarıda kalan yufkanın kenarlarını tavanın üzerine doğru katlıyorum. Kenarlarını da iyice içine doğru yerleştirdim. Şimdi tavayı ocağıma aldım. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişireceğim. İçi çeke çeke altı kızarana kadar pişirelim. Ocağa göre değişebilir. 15-20 dakikada pişiyor. Ara ara kenarından spatula ile kaldırarak kontrol ediyorum. Artık iyice kızarmış gibi. Diğer tarafından da bakıyorum. Ortasına kadar kontrol ettim. Çok güzel kızarmış. Artık böreğimizi çevirebiliriz. Düz bir servis tabağıyla ya da düz bir kapakla çevirebilirsiniz. Ben kapakla çevireceğim. Kapağı yapışmaması için de önce böreğin üzerine yağlı kağıt serdim. Yavaşça çevirelim. Kolayca çevirdim. Tavaya tekrar koyacağım ama tavanın içini tekrar tereyağı ile iyice yağlıyorum. Yağlı kağıttan kaydırarak böreği tekrar tavaya alıyorum. Bakın kolayca tavaya indi. Kenarlarını da içe doğru düzeltelim. Kapağını kapatıp kısık ateşte tekrar pişmeye bırakıyorum. Spatulayla kaldırarak kızardı mı bakalım. Kızarmış görünüyor. Ben 1-2 dakika daha kızartıp artık ocaktan alacağım. Böreği sahur için hazırladım. Gece çekimi olduğu için gündüz ışığından yararlanamıyorum. O yüzden ocağın üzerindeki aspiratör ışığından yararlandım. Dilimleyerek artık sıcak sıcak servis edebiliriz. Çayım demlenene kadar böreğim de hazır oldu. Sıcak sıcak çayın yanında üzeri çıtır, içi yumuşak su böreği lezzetinde harika oluyor. Siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugünkü tarifim de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ibadetleri, hayırları, hasenatları kabul etsin inşallah. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.